İnsanların ne derece makbul ve değerli oldukları sıkıntı ve zorluk dönemlerindeki tavırlarıyla ortaya çıkar. Böyle zamanlarda ortamı karışık ve kendisi için riskli gören çoğu insan zorlu mücadelelerden kaçarak saklanır. Adnan Oktar ise bu tür zorlu ortamlarda her zaman devletinin, milletinin ve hükümetinin yanında olmuştur. Adnan Oktar Gezi olaylarında 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde olayların başladığı ilk andan olayların sona erdiği ana kadar bu fitnelerin sona ermesi için tüm imkanlarıyla mücadele vermiştir. Bu fikri mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında yüzlerce makale, televizyon yayını, belgeseller, kitaplar, broşürler ve konferanslar vasıtasıyla günlerce sürdürmüştür. Şu an mangalda kül bırakmayan sözde hükümet yanlısı birçok isim bu zorlu dönemlerin başından sonuna kadar adeta masa altına girip saklanmış ancak ortalık sakinleşince ortaya çıkmıştır. Gezi olayları esnasında hükümetimizin belki de hiç diyaloğunun olmadığı tam 3,5 milyon insanımıza neredeyse sadece Adnan Oktar ve arkadaş grubu iletişime geçebilmiş ve hepsini ikna etmeyi başarmıştır. Aynı şekilde sosyal medyada yayılan yalanları da tek tek deşifre ederek büyük bir faaliyet yapmışlardır. 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün kurduğu tüm tuzaklara en akılcı cevaplar yine Adnan Oktar'dan gelmiştir. Örneğin evde 100 milyar dolar saklanıyor yalanına yönelik bu kadar paranın teknik olarak hiçbir evde saklanamayacağını, böyle bir paranın hacimsel olarak sadece onlarca tırla taşınabileceğini ve bu kadar paranın ancak büyük bir uçak hangarına sığabileceği ispat edilmiştir. Aynı şekilde tüm yalanların tek tek mantıksızlığı ortaya konmuştur. Böylece FETÖ'cü darbecilerin akılsız iftiraların tümü etkisiz hale getirilmiştir. 15 Temmuz'da da daha darbenin ilk anlarından itibaren yapılan 12 saatlik A9 TV canlı yayını yurt çapında en etkili yayın olmuştur. Her kalkışmada karşısında Adnan Oktar'ı bulan ve onu aşamayan İngiliz derin devleti ise tek çare olarak Adnan Oktar'ı her nasıl olursa olsun etkisiz hale getirmeyi görmektedir. İşte bugün yapılan operasyonun da amacı bu.